打你们这在哪儿呢？Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'de 5 Temmuz 2009'da yüzlerce Müslüman komünist Çin yönetimi tarafından vahşice katledildi. Urumçi katliamının 12. yıl dönümü dolayısıyla İsveç Uygur Marif Derneği üyeleri Stockholm'de bir araya geldi. Stockholm Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler Çin yönetimini eleştiren pankartlar açtı ve Çin, Doğu Türkistan'dan çık ve Doğu Türkistan'daki katliam durdurulsun sloganları attı. İsveç Uygur Marif Derneği Başkanı Nijat Turkun, yaptığı açıklamada Doğu Türkistanlı Müslümanların yıllardır Çin işgali altında aynı sıkıntıları yaşadığını belirtti. Turgun, Çin'in Doğu Türkistanlılara etnik kıyım operasyonları yaptığını vurgulayarak, bu etnik ayrımcılık siyaseti nedeniyle binlerce masum Müslümanın katledildiğini kaydetti. İngiltere'nin başkenti Londra'da da zalim Çin yönetimi Urumçi katliamı nedeniyle protesto edildi. Çin'in Londra Büyükelçiliği önünde toplanan protestocular, Doğu Türkistanlı Müslümanların maruz kaldığı çalışma kamplarıyla yeniden eğitim adı verilen kamplarda tutulması gibi uygulamalara son verilmesini istedi. Toplama kamplarını kapatın, etnik temizliğe son verin yazılı dövizler taşıyan göstericiler sık sık Doğu Türkistan'a özgürlük sloganları attı. Doğu Türkistan'da yaşanan mezalimlere dikkat çeken insan hakları aktivisti Rahima Mahmut, 3 milyondan fazla Müslümanın inanç ve kültürlerini yaşayamadıklarını vurguladı. Kadınlar sistematik tecavüz, zorla kısırlaştırma ve zorla evliliklerle karşı karşıya diyen Rahima Turgut, çocukların zorla ebeveynlerinden alındığını ve hapishane benzeri kamplarda asimile edildiklerini ifade etti.